Merhabalar, eğitim alanındaki güncel duyuruları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar, bu videomuzda bir burs başvurumuz var. Başvurumuzu nereden nasıl gerçekleştireceğiz? Hangi üniversitelerde okuyanlar bu bursa başvuru yapabilir? Bu konular hakkında sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Bursumuz Sasa Polyester Sanayi AŞ tarafından verilecektir. Burs kapsamında birazdan belirteceğim üniversitelerde ve bölümlerde okuyan öğrencilerimiz bu bursa başvurularını gerçekleştirecekler. Ayrıca çevrenizde ilgili bölümlerde ve üniversitelerde okuyan arkadaşlarınız varsa mutlaka bu videoları onlarla paylaşarak bilgi sahibi olmalarını sağlayın. Çünkü burs miktarı 1000 TL ile 5000 TL arasında değişmektedir. Ayrıntıları ben web sayfamıza ve açıklamalar kısmına bırakacağım. Sizler açıklamalar kısmında bulunan linke tıklayarak konu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Şimdi hangi üniversiteler başvuru yapabilir? Bu konudan bahsedelim. Öncelikli olarak Boğaziçi, İhsan Doğramacı Bilkent, İstanbul Teknik Üniversitesi, Koç, Ortadoğu Teknik ve Sabancı Üniversitesi'nde burada belirteceğim bölümlerde okuyan arkadaşlarımız başvurularını gerçekleştirecekler. Bölümler bilgisayar mühendisliği, elektrik, elektronik, elektrik mühendisi, makina, endüstri, kontrol otomasyon mühendisliği, işletme, kimya, tekstil mühendisliği, kimya, işletme, iktisat, ekonomi, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, uluslararası ilişkiler, uluslararası ticaret bölümlerinde okuyan arkadaşlarımız başvurularını gerçekleştirebilirler. Bazı burslarda olduğu gibi başarı şartı var arkadaşlar. Başvuru şartlarında bu konuyu ele alalım. Sayısal bölümlerde 3. ve 4. sınıfta olup üniversiteye giriş başarı sıralamasında İlk 10.000'de olan öğrenciler eşit ağırlık bölümlerinde 3. ve 4. sınıfta olup üniversiteye giriş başarı sıralamasında ilk 2.000'de olan öğrenciler bu şartı taşımaktadır. Sisteme yüklememiz gereken belgelere baktığımız zaman ÖSYM sonuç belgemiz, Ctrl+P diyerek tabletlerimize, bilgisayarlarımıza indirerek sisteme yükleyebiliriz. Başvuru tarihinden bir önceki dönemi kapsayan transkribimiz, akademik puanımızı sisteme yükleyeceğiz. Ayrıca önemli bir not var. Burayı kesinlikle gözden kaçırmayalım. Burs verilecek öğrencilerin mezun olduktan sonra 4 yıl Sasa'da çalışma zorunluluğu vardır. İşe giriş ücretleri hakkında detaylı bilgilendirmeler tarafınıza yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi almak istiyorsanız bu alana tıklayacaksınız. Bizler de ilgili alana tıklayalım. Bakalım hangi tür bilgiler var. İlgili alana tıkladığınız zaman arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burs miktarları hakkında sizlere bilgi verilmektedir. Söylemiş olduğum gibi 1000 TL ile 5000 TL arasında alacağınız burslar değişik kendini göstermektedir. İlgili linke tıkladığınız zaman bu alana ulaşabilirsiniz. Herhangi bir problem yaşarsanız yorumlar kısmında belirsin. Ben elimden geldiğince ve gördükçe sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Ana sayfamıza geri dönelim. Online başvuru yapacağız. Elden hiçbir belgeyi teslim etmeyeceğiz. Başvuru için ilgili alana tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi başvuru formu karşımıza çıkacaktır. Başvuru formunu doğru ve eksiksiz bir şekilde dolduruyorum. İstenilen belgeleri sisteme yüklüyorum. Daha sonra telefon numaramı doğru bir şekilde belirttikten sonra gönder alanına tıkladığım zaman işlemlerim hallolmuş olacaktır. Süreç içerisinde burs duyuruları gelmeye devam edecek arkadaşlar. Bizler de anında güvenilir bir şekilde sizlerle paylaşarak bu süreçte elimizden geldiğince eğitim alanında sizlerin yanında olmaya çalışacağız. Sizler de bizlere destek olmak isterseniz kanalımıza abone olup bildirimleri aktifleştirebilirsiniz. Günlük olarak web sayfamızı takip edebilirsiniz. Çünkü eğitimden burslara, gündem haberlerinden birçok alanda size web sayfamız aracılığıyla bilgi vermeye çalışıyorum. Ve YouTube genelde bildirimleri göndermiyor. Bu nedenle açıklamalar kısmında bulunan Telegram grubumuza katılmanızı sizlere öneririm. Çünkü orada da anlık paylaşım yapıyorum. Diğer bir videomuzda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.